Tekrardan merhaba, adım Berk. Bugün beraber Kubernetes'in belli başlı komponentlerini göreceğiz, öğreneceğiz. Size elimden geldiğinde açıklamaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Zaten daha benden önce de bildiğim kadarıyla bir Docker eğitimi aldınız. Bu onun aslında üzerine koyarak ilerleyecek. O yüzden bunu anlatırken Docker bildiğinizi varsayarak ilerleyeceğim. Kubernetes aslında bizim Docker'da yönetimsel anlamda eksik kaldığımız noktaları tamamlayan, hani bu tarz kısımlarda management anlamında bize yardımcı olan bir sistemdir. Buna benzer bir sürü sistem var. OpenShift Container Platform var. Docker'ın kendi Docker Swarm teknolojisi var. Fakat bunlar çoğunlukla ücretli. Docker Swarm ücretli değil aslında. Ama Kubernetes kadar da üzerine bir şey koyamamış bir teknoloji. Kubernetes'in buradaki en büyük avantajı open source olması. Ücretsiz olarak herkesin kullanabilmesi. Belli başlı özelliklerinden slide'da da gördüğünüz gibi, okuduğunuz gibi application deployment'larında otomasyonlarda işimize çok fazla yarıyor. Özellikle bu günümüz DevOps kavramlarında DevOps kavramında büyük bir yer kazanmaya başladı deployment anlamında. Kendi scaling ve self-healing gibi özellikleri var. Bunlardan ileride bahsedeceğim. API based ve YAML config file'ları kullanıyor demişiz. Bunun sebebi şu. Kendi içerisinde Kubernetes'in bir tane API server'ı var. Siz ne zaman bir aksiyon almak isterseniz bu Kubernetes'in bu server'ıyla konuşuyorsunuz ve burada da YAML file'ları kullanıyorsunuz. Yani JSON formatında da data kabul ediyor fakat daha popüler ve okunaklı olması için YAML file'ları da destekliyor. Normalde Google tarafından uzun yıllar boyunca kullanılmış bir sistem. O zaman ismi Kubernetes değildi. Tabii tam hatırlayamıyorum. Şimdi yalan da söylemek istemiyorum. İsmini hatırlamıyorum. Daha sonra Google kullanmayı bıraktıktan sonra bunu Cloud Native Computing Foundation'a bağışlıyor. Ve şu anda orada hala geliştirilmeye ve maintain edilmeye devam ediyor. Aslında bu kısımdan da biraz bahsetmiş olduk. Burada biraz duplike olmuş. Şimdi hem konteyner orkestrasyonu anlamında hem de Kubernetes'in mimarisi anlamında bize neler kattığından biraz bahsedelim. Burada birinci maddeyi görüyorsunuz. Burada şunu demek istiyor. Sizin birden fazla serverınız olabilir. Atıyorum 10 tane serverınız var. Normalde bu 10 serverda hepsini tek bir resource'muş gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Master ve Worker dediğimiz iki farklı tipte nodumuz oluyor. Bu node dediğimiz şeyleri bu arada makine olarak düşünebilirsiniz. Yani bir node bir server'a denk geliyor şeklinde düşünebilirsiniz. Burada master'ların görevi worker node'ları yönetmek oluyor. Ve bu sayede şu Kübra, eğer online sen şu admit'ler geliyor ya ekrana, onları sen kabul edebilirsen çok dikkatim dağıtık. Evet, ediyorum şu anda. Tamam. Bütün altyapıyı bu master node'lar üzerinden biz kontrol edebiliyoruz. Tek bir komutla birden fazla server'ımıza emir verebiliyor, deploy edebiliyor. Belirlediğimiz konfigürasyonlar doğrultusunda deployment'lar gerçekleştirebiliyoruz. Her biri için ayrı ayrı uğraşmamıza gerek gelmiyor bütün server'larımız için. Scheduling containers dediği de şu, tabii bir sürü server olduğu zaman işin içinde, bir sürü nodumuz olduğu zaman bunları bir yapının bizim yerimize handle edip bu nodlara schedule etmesi gerekiyor. Kendi içerisinde kube scheduler adını verdiğimiz bir komponenti var. Bu komponent sayesinde o anda en uygun nod hangisiyse sizin uygulamanızı ona deploy ediyor. Bunu tabii değiştirebiliyorsunuz. Zorla ben illa şunu da deploy etmek istiyorum, buraya deploy etmek istiyorum gibi değerler belirleyebiliyorsunuz. Ama siz herhangi bir
konfigürasyonda herhangi bir şey belirtmediğiniz sürece o kendisi bu işi sizin yerinize hallediyor. Zaten kullanmaya başlayacağız biraz. Kullanmaya başladığımızda o komponentleri de göstereceğim size. Burada self-healing diye bir özelliğimiz var. Self-healing de şudur. Containerlarımız kapanabilir, çökebilir. Herhangi bir arıza sebebiyle tamamen inebilirler. Bu tarz durumlarda yine bizim belirleyebileceğimiz gibi Kubernetes de kendi kendisine bu konteynerları ayağa kaldırıyor. Ne yapıyor? Mesela sizin 3 tane uygulamanız var. Bu 3 uygulamanızdan bir tanesi belli bir hata aldı ve bu hatadan dolayı kapandı. Kapandığında Kubernetes bunu algılıyor. Konteynerin sağlıklı durumda olmadığını algılıyor. Bunu da şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kubelet adını verdiğimiz bir şey var Docker'ın yanında. Bu kubelet bizim konteynerlarımızın life cycle'ını gözleyen bir komponent. Kubelet dediği zaman bu konteynerde bir sorun oldu. Life cycle'da bir sorun olduğunu söylediğinde Kubernetes bizim yerimize tekrardan onu ayağa kaldırmaya çalışıyor. Eğer bu hani ayağa kalkarken yaşadığı bir sorun değilse, loop'a girmiyorsa bizim için tekrardan ayağa kaldırabiliyor. Aslında failure and maintenance'dan da bahsetmiş olduk bir önceki maddede. Auto-scaling diye bir özelliği var. Bu da çok fazla kullanılan popüler bir özelliği. Günümüzde enterprise seviyesinde de çok fazla kullanılıyor. Bu nedir? Auto-scaling dediğimiz şey. Bazı sistemler dediğim, siz bu Kubernetes'i nasıl kendiniz kurabilirseniz on-premise olarak, aynı zamanda işte Azure, Amazon gibi yerlerden bunu provider seçerek alabiliyorsunuz, aynı zamanda kurulumuyla da uğraşmıyorsunuz. Bu tarz durumlarda iki farklı scaling mekanizması olmuş oluyor Kubernetes'in. Bunlardan bir tanesi vertical, bir tanesi horizontal scaling oluyor. Eğer provider'ınız varsa sizin için farklı serverlar oluşturup, içerisinde Kubernetes olan farklı serverlar oluşturup sizin cluster'ınıza bağlayıp, cluster dediğim şey sizin bu bütün master ve worker nodlarınızın bir bütünü, buna bağlayarak tekrardan farklı makineler açıyor ve böylelikle anlık olarak güçlenip, yapınızı anlık olarak güçlendirip küçültebiliyorsunuz. Bunu otomatik olarak yapıyor. Nasıl otomatik olarak yapıyor? Yine sizin belirlemiş olduğunuz, bu YAML file'larla belirlemiş olduğunuz bazı konfigürasyonlar oluyor. Ne tarz şeyler oluyor bunlar mesela? Benim uygulamalarım veya benim nodum %50 CPU ile 10 saniye boyunca çalışırsa ve hiç inmezse altına, aynı zamanda atıyorum 16 GB RAM tüketiminin de altına inmezse, bunu da yine %50'lik olarak verebiliyorsun sana. %50 RAM'in altına inmezse benim için scale all diyebiliyorsunuz. O da bu şekilde bütün metrikleri toplayarak sizin yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz konfigürasyona bağlı olarak scale olabiliyor. Aynı zamanda container anlamında da bir scaling mevcut. Container anlamında scaling dediğimiz şey ne? Mesela sizin bir tane uygulamanız var. Basit bir uygulama düşünün. Örneğin işte otobüs rezervasyon uygulamanız var. Bu belli bir limitte çalışıyor. Docker'da da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ben o derse katılamadım bir öncekine, ama orada konteynerları belli limitlemeler yapıyoruz. Bu limitlemeler üstüne çıktığında konteyner kendini kapatıyor. Burada siz yine bir limit vermek zorundasınız konteynere. Çünkü yani bu işin best practice'i bu. Hani vermek zorunda değilsiniz de. Best practice'i bu yani. Vermek her zaman daha sağlıklı oluyor. Orada belli bir yine container bazlı olarak belli bir load aldığınız zaman, uygulama zorlanmaya başladığı zaman aynısından bir instance daha açabiliyorsunuz. Uygulamanız böylelikle 2 tane olmuş oluyor, 3 tane olmuş oluyor. Böylelikle de aslında uygulamanızı scale etmiş oluyorsunuz ve gelen load'u karşılayabiliyorsunuz. Burada bahsedeyim. Burada tabii şöyle bir sorun da var. Sorun da oluşuyor. Fark aklınıza gelmiştir diye düşünüyorum. Konteynerlarınızda yeni instance'lar oluşturduğunuz zaman siz normalde ne yapıyordunuz? A konteynerına
gelen kullanıcıları yolluyordunuz ve gelen kullanıcılar orada isteklerini gerçekleştiriyordu. Şimdi bu yeni instance'lar açıldığı zaman hani onun için yeni bir IP mi alınması lazım, yeni bir port alınması mı lazım gibi sorular da olabilir kafanızda. Burada da kendi içerisinde bir load balancer mekanizmasını sağlayan servis dediğimiz yapılar var. Aslında siz hiçbir şey değiştirmiyorsunuz. O otomatik olarak scale oluyor ve gelen kullanıcıyı bu yeni açılmış olan, scale olmuş olan konteynerlara teker teker yönlendirebiliyor. Bundan da bahsedeceğiz zaten ilerisinde. Biraz fazla içeriği olan, biraz hızlandırılmış bir kurs olacak. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zero downtime deployment özelliği var. Bunu da deploymentlar kısmında detaylı olarak göreceğiz. Ama zero downtime deployment dediği nedir? Sizin uygulamanızın versiyon 1'inden versiyon 2'sine geçerken kullanıcılarınızın hiçbir zaman uygulamaya erişimi kesilmemesini içeriyor. Uygulama orada update oluyor. Yeni versiyon çıkıyor ve sizin bütün kullanıcılarınız o anda atıyorum 30 milyon kullanıcınız var. Hiçbiri bir kesinti yaşamadan uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorlar. Kendi bir service discovery'si var. Service discovery'si şu şekilde anlatabilirim. Siz dediğim gibi mesela 3 tane 4 tane uygulamanız var aynı yerde. Bu 3-4 uygulama birbirlerini DNS isimlerinden yine kubeproxy gibi bazı komponentler sayesinde DNS çözümlemesi yapabiliyorlar. Bir key value store var. Bu kısmı bu sunum boyunca tam olarak göremeyeceğiz ama bahsedeyim. Bu da bir Kubernetes komponentleri komponenti sayesinde oluyor. Bununla konteynerlarınızı dışarıdan konteynerlarınızı açıp kapamaya gerek kalmadan konfigüre edebiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim. Sizin büyük ihtimalle hepiniz şu anda bir React uygulamasıyla uğraşıyorsunuz, bir Java uygulamasıyla uğraşıyorsunuz. Java'da mesela bir Application Properties diye bir dosyamız vardır. Bu dosya normalde sizin uygulama içinde kullandığınız belli dependency'leri veya uygulama içinde kendi yarattığınız yerleri konfigüre etmek için kullanılır genel anlamda. Siz bunu Kubernetes'e deploy ettiğiniz zaman dışarıdan konfigüre edilebilir hale geliyorsunuz. Uygulamayı restart etmenize gerek kalmadan dışarıdan değiştirebiliyorsunuz. Bu da Key Value Store dediğimiz bir yapıyla gerçekleşiyor. Networking anlamında zaten biraz çığır açmış bir teknoloji. Bunu da servisler kısmında göreceğiz detaylı olarak. O yüzden şimdi çok bahsetmeyeyim, kafanızı karıştırmayayım. Biraz fazla bile bahsettim. Korkutucu olmamıştır umarım. Burada sağ tarafta gördüğünüz şema aslında bizim 3 tane nodumuz olan bir Kubernetes cluster'ı. Bir tane master'ımız var, master nodumuz. 2 tane de worker nodumuz var. Tekrardan söylüyorum, bu node dediğimiz şeyler aslında birer makineye tekabül ediyorlar hepsi. Master node'un görevi bu worker node'ları kontrol etmek aslında. Nasıl kontrol ediyor? Kendi içerisinde bir API server'ı var. Bu API server'ı bütün haberleşmeyi kontrol eden kısım. Aynı zamanda bu API server sayesinde siz de admin user olarak oraya komutlar verebiliyorsunuz. Burada kubecontroller manager'ımız var. Kubecontroller manager'ımız aslında bizim cluster'ımızın patronu diyebiliriz. Kube API server'dan bahsettim. Bütün iletişimi sağlayan bir API server aslında. Burada etcd'si var. Bu etcd aslında bir tane orada data store olarak bulunuyor. Kendi belli datalarını tutmak için kullanıyor bu Kubernetes. Kube scheduler dediğimiz şey ise başta da bahsetmiştik hani kendi schedule edebiliyor container'ları. Atıyorum 50 tane nodunuz var. Hangisini schedule edeceğine kendi karar veriyor mesela. Bu da bu tarz işlerden sorumlu. Siz bir Kubernetes API server'ına bana bir deployment yap dediğiniz zaman scheduler sizin için en uygun nodu buluyor ve oraya deployment'ı sağlıyor. Kubelet dediğimiz şey de aslında bu nodların içerisinde çalışan container'ların
sağlığından sorumlu, life cycle'ından sorumlu. Bunları monitör ediyor. Kubeproxy dediğimiz şey ise aslında bu networksel anlamdaki bütün kısımlarda bize yardımcı oluyor. Devam edelim. Kubernetes'te her şey bir objedir aslında. Sizin orada deploy ettiğiniz şey deployment objesidir. Servisleriniz servis objesidir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada sağ tarafta görüyorsunuz zaten. Bunların hepsinin teker teker de anlatacağız. Ama mesela burada bir deployment'ımız var. Bu deployment bir obje, servis bir obje. Şurada gördüğünüz container bir obje şeklinde ve şu nodların da aslında hepsi birer obje şeklinde yönetiliyor. Burayı çok uzatmayalım. Şöyle geçelim. Aslında bizim Kubernetes'te en basit böyle yapı taşımız diyeyim, podlardır. Bu podlar aslında container'lara denk geliyor gibi başta düşünebilirsiniz. Bu podlar sayesinde siz container'lar deploy edebiliyorsunuz Kubernetes üzerine. Bu YAML olarak bu arada hani en küçük duran YAML file'ımız. Normalde bunlar çok daha komplikeleşebiliyor. İlk başta böyle korkutucu olabiliyorlar ama aslında çok da korkutucu bir yanları yok. Okunabilirliği kolay. Şurada gördüğünüz gibi bir API version diye bir şey var. Bu API version kind ve metadata kısımları aslında Kubernetes'in bütün objelerinde vardır. Hepsinde olmak zorunda. Bu neyi anlatıyor bize? Buradaki API version aslında bizim Kubernetes'in şurada bahsetmiş olduğumuz API server vardı ya. Buraya gittiğinde hangi API version'unu kullandığını aslında bir API versiyonlaması. Yani çünkü Kubernetes gelişmeye devam ediyor. Yarın öbür gün pod dediğimiz şey daha farklı özellikleri olan bir pod olabilir. O zaman ne olur? Atıyorum API version v1.1 olur. Hani örnek veriyorum. Bu şekilde bir versiyonlama sağlıyor bize. Kind dediğimiz şey de dedim ya hani Kubernetes'te her şey bir objedir. Kind dediğimiz şey de aslında burada o objenin tipini belirtiyor bize. Pod var, servis var, deployment var. Hepsini göreceğiz. Burada bir pod kind ile ben bir obje, Kubernetes objesi yaratmak istiyormuşum ki böyle bir YAML file düzenlemişim. Metadata'nın içerisi tamamen o pod'un metadata bilgilerini aslında içeriyor. İşte ismi nedir? Mesela pod example demişiz. Pod example isminde bir pod üretmek istiyorum ben demişim. Containers kısmında da içerisinde çalışacak olan container'ların aslında belli başlı bilgilerini içeriyor. Burada şu gördüğünüz tire aslında bir array anlamına gelir. Yani şu bir obje haline gelmiş oluyor. Bu Python'daki gibi indentation'lar kullanılarak yazılıyor YAML file. Daha önce yazmadığını görmemiş olabilirsiniz. JSON'dan farklı olarak. Aslında şunu JSON olarak düşünecek olursanız bir containers objesi var. Bu containers objesi array var. İçerisinde bir tane obje var. O da şurada gördüğünüz bilgileri içeriyor aslında. Burada ne yapmışız? Containers'ın içerisinde bir tane Nginx Stable Alpine tagiyle bir imajımızı 80 portunda çalıştığını söyleyerek pod example isimli bir poda koyup deploy etmişiz. Burada pod başta konteynerlardan sonra ya ne gerek var falan gibi gelebiliyor. Fakat podların konteynerların üzerinde olmasının sebebi onlara daha fazla özellik katabilmek. Onları da ileride göreceğiz. Şimdi girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Peki ben bu YAML file'ı nasıl deploy ediyorum'a gelelim. Kubectl adını verdiğimiz bir tane tool var. CLI var. Command line interface'imiz. Bunun belli başlı komutlarını kullanarak refer ettiğimiz Kubernetes cluster'ına biz aslında emirler veriyoruz. Bu emirleri de YAML file'lar içerisinde gösteriyoruz. Ve API server bizim yerimize bunları algılayıp gerçekleştiriyor. Peki nasıl oluyor? Biz kubectl create, şurada aşağıda görüyorsunuzdur komutu. Şu -f from file gibi düşünebilirsiniz. Bir file'dan vereceğim sana ben konfigürasyon. Çünkü hani şunu
JSON formatında şuraya da yazabiliyorsunuz atıyorum mesela hani. Bu from file şeklinde vereceğimi söylüyorum. Code example YAML. Şurada bu sağda gördüğünüz YAML'ın ismi aslında. Hani bunun adı berk.yaml da olabilirdi. Hani önemi yok. Şu içerisindeki hiçbir bilgiyle bağdaşmasına gerek yok. Code example YAML isminde bir YAML file'ımı ben created diye CLI'ıma veriyorum. Burada neler gerçekleşiyor? Siz bu hareketi yaptığınızda bu YAML file kubectl sayesinde JSON formatına dönüşüyor. Ve bu dönüştüğü JSON formatıyla API server'a gidiyor. API server da bizim yerimize bunu handle ederek pod example isminde bir pod Kubernetes'in içerisine koyuyor ve içerisinde de Nginx çalıştırmaya başlıyor. Bu imajları da değiştirebiliyorsunuz tabii ki ama default'ta Docker Hub üzerinden çekiyorlar. Diyelim geçelim burayı. Kubectl aslında bizim en çok kullanacağımız CLI. Names dediğimiz bir yapı var. Burada names aslında name dediğimiz şey bir objenin unique kısmı. O yüzden aynı name ile aynı objeyi bulunduramıyorsunuz. Örnek verecek olursam ben burada pod example'ı burada create ettiğimde pod example metadata bilgisinde görmüş olduğum pod example ismiyle bir pod oluşmuş oluyordu. Ben yine bu kodu deploy etmeye çalıştığımda hata alırım. Çünkü name unique olmak zorunda Kubernetes üzerinde. En azından ayrı aynı namespace'lerde. Burası bu kadar diyebiliriz. Bunlar üzerinden biz yine komutlar verebiliyoruz. Mesela ben kubectl delete pod example dediğim zaman isminden algılayarak hangi podu sileceğini algılıyor ve o podu siliyor benim yerime. Namespace dediğimiz yapılar var. Namespace'ler de şu şekilde. Biz bu az önceki podu ürettiğimiz zaman default namespace'ine üretmiş oluyoruz aslında. Çıkartmış ve deploy etmiş oluyoruz. Bizim kubectl komutumuz çünkü default'ta default namespace'ine gidiyor. Demiştim ya hani pod example ismiyle bir tane üretebilirsiniz burada. İşte siz pod example ismiyle başka bir pod daha üretmek istediğinizde onu da başka bir namespace'e deploy edebiliyorsunuz. Yani aslında name dediğimiz yapı unique olmalı ama bulunduğu namespace de unique olmalı diyebiliriz. Bu namespace'leri nasıl düşünebilirsiniz? Şimdi dedik ya biz 50 tane makineyi birleştirdik Kubernetes üzerinde. Tabii her zaman her şeyin iç içe çalışması işimize gelmiyor. Ne tarz şeylere ihtiyaç duyabiliriz? Mesela sizin uygulamanızın test server'ı, production'ı, QA'yı, development ortamları farklı. Ne olacak? Ve sizin uygulamanızda atıyorum buradaki pod example. Siz bunu deploy ettiniz default namespace. Deploy ettiniz. Şimdi bir de pod example test, pod example QA gibi deployment yapıp bütün her şeyi iç içe tutmaktansa namespace'lere bölüyorsunuz. Bu böldüğünüz namespace'lere isim veriyorsunuz. Bunlar ne işte? Dev diyorsunuz mesela development ortamının anlamında. Test ve prod diyorsunuz. Bu üçüne de ortam bağımlılıklarını değiştirerek sadece deployment'larınızı gerçekleştirip ayrı ayrı manage edebiliyorsunuz aslında. Bize bunu sağlıyor. Kubernetes'in başta 3 tane beraberinde gelen namespace'i mevcut. Nedir bu? Kube System, Kube Public ve Default. Bunlar versiyondan versiyona bu arada değişebiliyorlar. Kube System dediğimiz şey aslında sistemsel Kubernetes parçalarını tutar. Şurada şöyle küçükçe göstereyim size. Birazcık zoom yapalım. Kubectl dedim. Fark ettiyseniz ben kubectl dedim de zaten bana bir sürü burada komut çıkarttı. Bu komutları kullanarak aslında geçiriyoruz günümüzün birçoğunu. Kubectl get pod dediğim zaman benim default namespace'inde çalışan podlarımı getirmiş oldu bana. Mesela burada chat app ismini verdiğimiz bir, şöyle biraz yukarıda alayım.
ChatGPT ismini verdiğimiz bir tane pod çalışıyormuş. Bu isminin komplike olmasını size daha sonrasında açıklayacağım. Statüsünü, kaç kez restart olduğunu da görebiliyorum. Neden restart olduğunu görebiliyorum. Çünkü dediğimiz gibi self-healing mekanizması bu pod düştüğü zaman tekrar ayağa kaldırıyordu. 28 dakikadır çalışıyormuş bu podum. Şimdi namespace'lere bakalım biraz. Get, şöyle kısaltma yazayım. Neyse yazdım. NS de diyebiliyorsunuz. Get namespaces de diyebiliyorsunuz. İkisi de aynı anlama geliyor. Böyle bazı kısaltmaları var Kubernetes'in. Daha hızlı yazabilmek anlamında. Burada kubectl komutunu bilmiyorum. Fark ettiniz mi? Hep bir get diyorum ve daha sonrasında da bir type veriyorum. Aslında bu Docker'daki gibi belli bir syntaxla ilerleyen bir CLI. Ne oluyor? Kubectl dedikten sonra ben get isteği yapacağımı söylüyorum. Ve daha sonrasında istediğim Kubernetes komponentinin tipini veriyorum. Bu başta poddu. Şu anda namespace. Namespace'lerimi getirdiğimde burada gördüğünüz gibi zaten 4 tane namespace'im var. Ben kendim oluşturmadım hiç. Burada default olarak gelen 4 tane namespace'im var. Ve ben bu kubectl get pod dediğimde ilk başta default namespace'indeki podları getiriyor bana. Şöyle göstereyim. Get pod deyip eksi eksi all namespaces dediğim zaman bana bütün podları getirdi. Şu an benim cluster'ımda yani bütün nodlarımın toplamına diyorum cluster, küme biliyorsunuz. Bu kadar pod çalışıyormuş. Bunlardan fark ettiğiniz gibi default'ta benim ChatApp dediğimiz bu yukarıda da gördüğümüz uygulama. Onun dışında Kubernetes'in kendi çalışması için gereken kurulum sırasında ortaya çıkan ya su kurulum sırasında kurulan podları görüyorsunuz. Bunlar da küp sistem namespace'inde çalışıyormuş. Peki ben namespace'leri sıralayayım tekrardan şöyle. Hatta şöyle yapalım. Namespace oluşturmak istediğimde ne yapıyorum? Kubectl bu sefer get yerine create komutunu kullanarak namespace oluşturacağımı söylüyorum. Namespace'i böyle rahatça oluşturabiliyoruz çünkü name adını verdiğimiz bir özelliği var. Başka bir özelliği yok. O yüzden hani YAML file'la kullanmak zorunda değilim. YAML file'la da yapılabilir. O pod örneğinde olduğu gibi. Fakat burada dediğim gibi metadata sadece name olduğu için direkt create namespace şeklinde kullanabiliyorum. Burada bizden bir tane isim istiyor. Mesela bootcamp diyelim. Benim için namespace bootcamp'i oluşturduğunu söylüyor. Gelip tekrardan namespace'lerimi sıralıyorum. Gördüğünüz gibi Bootcamp namespace de artık 6 saniyedir aktif olarak çalışmakta. Ben buranın içerisindeki podları görüntülemek istiyorum. Diğer podları görüntülemek istemiyorum. Mesela get pod dedikten sonra eksi n flag'ini koyuyoruz. Bu eksi n aslında hangi namespace'e refer ettiğimizi gösteriyor. Burada eksi n dedikten sonra Bootcamp diyorum. Gördüğünüz gibi no resource found dedi. Çünkü içerisinde şu anda herhangi bir çalışan pod yok. Şimdilik şu şekilde delete diyerek yine namespace'ini ns diye kısaltıyorum. Bootcamp'i siliyorum. Burada namespace'i sildiğinizde sizin içerisinde çalışan her şeyiniz de onunla beraber silinir bu arada. Bu da aklınızda bulunsun. Şuradan devam edelim. Namespace'lerden güzelce bahsettik. Burada bakın daha güzel sağ tarafta aslında anlatmaya çalıştığım şeyi görebilirsiniz. Burada benim iki namespace'im daha var defaultlar dışında. Bunlardan birisi namespace 1, bir tanesi namespace 2 ismiyle oluşturulmuş. Burada pod 1 ismiyle bir podum var. Altında da pod 2 ismiyle bir podum var. Ben buraya bir daha pod 1 ismiyle bir pod deploy edemiyorum. Ama dediğim gibi etmek istediğinizde namespace 2'ye pod 1 ismiyle bir deployment yapabiliyorsunuz. Pod deploy edebiliyorsunuz. Dediğim gibi her namespace'te komponent bazlı olarak yani type bazlı olarak isimlendirme unique olmalı. O çünkü bir Kubernetes üzerinde bir identifier olarak kullanılıyor. Şimdi bu kadar pod pod dedik. Biraz daha detaylarına girelim podların. Podlar aslında bizim container'larımızı sardığımız bir yapı. Normalde siz
Docker'da nasıl direkt konteynerize atıyorsunuz ve çalışıyorsa, bunda da pod dediğimiz yapılara sarıp atıp çalıştırıyorsunuz. Peki neden bunu yapıyorsunuz? Bir tane podun içerisine mesela iki tane konteyner koyabiliyorsunuz. Genelde single pod, single container şeklinde ilerler. Fakat iki tane de koyabilirsiniz, üç tane de koyabilirsiniz. Bunun sebebi ne? Siz şu iki konteyner birbiriyle çalışması gereken bir konteyner olduğunu düşünüyorsunuz. Aynı poda koyuyorsunuz. Mesela nedir? Siz size gelen bütün REST isteklerini loglamak istiyorsunuz. Burada gelen bütün istekleri bu konteyner alıp bir yerde loglayıp daha sonra proxy şeklinde diğer konteynere mesela yönlendirebilir. Bu şekilde deployment'larda genelde iki tane konteyner oluyor bir podun içerisinde. Burada her podun kendi bir IP adresi oluşmuş oluyor. Ve aynı zamanda içerisine biz bunların volume dediğimiz yapılar da koyabiliyoruz. Bu volume dediğimiz şeyler Docker'daki kadar basitinden de tutun çok daha kompleks haline kadar Kubernetes üzerinde mevcut. Buradaki volume ne amaçla kullanılabiliyor? Bu volüme bir tek podun içerisindeki konteynerler ulaşabiliyor. Mesela bu iki konteynerda bir tanesi o volümün içerisinde, örnek veriyorum, bir tane text file var. Text file'in içerisine bir yerden okuduğu bir datayı yazıyor. Diğeri de mesela okuyor. Q gibi kullanılabiliyor mesela. Yani örnek verecek olursam. Bu şekilde bu volümü kullanabiliyorlar. Fakat bu pod öldüğü zaman hem konteynerların o anki state'i, içinde bulunduğu yani uygulamanın durumu ve volümün içerisindeki bilgiler ölmüş oluyor. Bunun için Kubernetes'te daha kompleks volüm yapıları var. Kalıcı volüm sağlayan bize. Geçelim. Buradan da bahsettim aslında. Bir tane podun içerisine bir konteyner veya iki konteyner, üç konteyner, istediğiniz kadar konteyner koyabiliyorsunuz. Burada zaten containers'ın şurada YAML file'da array şeklinde olmasının sebebi de o. Ben şunu kopyalayıp altına yapıştırdığım zaman farklı isimli olmak zorunda ne olmuş oluyor? Benim pod example isimli podumda iki farklı container olmuş oluyor. Şeklinde düşünebilir. Servis dediğimiz yapılar şuna yarıyor aslında. Şimdi biz podu hani deploy ettik. Evet, bir saattir konuşuyoruz. Şöyle deploy ederiz, böyle deploy ederiz diye. Biz buna nasıl ulaşacağız? Veya bu podlar birbirine nasıl ulaşacak? Atıyorum şunların sağda gördüğünüz imajda ikisi de deploy edilmiş podlar olsun. Bunlar arasındaki haberleşme nasıl olacak? Burada servis dediğimiz yapılar ortaya çıkıyor. Mesela bize neyi katıyor? Dedim ya, podların bir IP'si var. Siz burada uygulamanıza dediniz ki statik olarak şuradakini kullanalım. Benim bir podum daha olduğunu hayal edin. Ve demişim ki ben bu pod 10.10.14 isimli podun işte slash bir endpoint'i olsun. Get users atıyorum. Buradan data çekiyor her 10 saniyede bir. Bu poda bir şey olduğunda, öldüğünde ve tekrar doğduğunda farklı bir IP ile doğmuş oluyor. Farklı IP ile geldiğinde ne oldu? Sizin diğer podunuz buna artık ulaşamayacak. Çünkü IP'sini bilmiyor. Tekrardan bir development yapmanız gerekiyor veya en azından dışarıdan tekrardan konfigürasyon geçmeniz gerekiyor. Burada bu servis dediğimiz yapılar aslında bizi kurtaran şeyler. Sizin de gördüğünüz gibi podlar fanidir ve kendi IP adreslerini kaybedebilirler. Bu yüzden bu servis dediğimiz yapıları kullanıyoruz. Bu servislerin IP'si statiktir. Eğer siz elinizde silmezseniz gidip bir servis komponentini, IP'si değişmez. Ama burada IP'den de daha güzel bir şey var. Bunlar kendi Kubernetes'in içerisinde bulunan Service Discovery sayesinde servis isimleriyle ulaşabiliyorlar. Mesela burada demiştik ya 10.14 diye ulaşmıştım. Ben bunu bir servise sarmış olsaydım ve bu servisin ismi Bootcamp servisi olmuş olsaydı, ben diğer bütün podlardan HTTP Bootcamp servis diyerek buraya ulaşabilecektim. Bu pod öldü, tekrardan doğdu. Bu servis hala onu sarmaya devam edeceğinden dolayı ben yine HTTP Bootcamp diye buna ulaşabilecektim. Şurada sağ tarafta biraz daha komplike bir fotoğraf var. Burada bahsedelim biraz da. Burada pod dediğimiz yapının
Servisi dışarısında servis A ismiyle bulunuyor. 10.19 bir IP'sini almış. Siz bu servisi silip tekrar üretirseniz bu IP değişir. Ama servisler biraz daha soyut bir komponent olduğu için kendi kendilerine hiçbir zaman silinmezler. Sizin manuel olarak silmeniz lazım bu tarz şeyleri ki tekrardan IP'si değişsin. Ama dediğim gibi yine de bu servis A'nın içerisinde bulunan pod şurada servis B'ye servis B ismini kullanarak direkt HTTP servis B diyerek ulaşabiliyor. Peki ben buraya ulaştım bu servise. Bu servis bu podlardan hangisine yolluyor beni? İşte burada da servisin aslında load balancer dediğimiz özelliği devreye girmiş oluyor. Siz burada bir servise ulaştığınızda artık oradaki request o servis handle ediyor ve diyor ki atıyorum şurada birinci 10-12 siz göremiyor olabilirsiniz çok küçük kalmış. Bu IP'li poda yönlendiriyor. Siz daha sonra bir istek daha atıyorsunuz buraya yönlendiriyor. Sonra load balancer dediğimiz şey bu. Yani gelen load'u bir şekilde round robin dediğimiz bir algoritma kullanarak o an açık olan podlarımıza yayıyor. Servis dediğimiz şeyin de aslında podlarda nasıl bir YAML faili varsa serviste de bir YAML failimiz var. Burada fark ettiyseniz böyle inanılmaz büyük farklar yok. Aynı olanlar size de başta söylediğim gibi API version, kind ve metadata bilgileri. Burada servisimin ismi MyService olacakmış. Tipik servismiş ve API version'ı V1'miş. Ben tekrardan bunu kubectl create diyerek SVC YAML dediğim şey yine bu YAML'ın bulunduğu isim diyerek oluşturabiliyorum. Burada farklı olarak fark ettiyseniz selektör ve ports kısmı var. Buradaki ports kısmı aslında bu servisin bir kendi portu var. Bir de şurada gösterdik ya şu servisin bir kendi portu olmuş oluyor. Aynı zamanda içeride bunun gideceği podların portları oluyor. O da target port oluyor. Yani bu servisin kendi portu. Bu da içerisinde load balance yapacağı podların portu olmak zorunda. Bir şey daha söyleyecektim. Burada selektör dediğimiz yapı da aslında bizim hangi podlara gideceğimizi seçmemizi sağlayan şey. Yani bu podların belli bir etiketleri oluyor üzerlerinde label adını verdiğimiz. Ve biz bu servisleri oluşturduğumuzda selektörler ve bu podlar üzerindeki etiketler, label'lar birleştiğinde biz artık o servis üzerinden o poda ulaşabiliriz şeklinde çalışmış oluyorlar. Bunları da biraz daha göreceğiz. Böyle çok karışık oluyor. Güzel bir örneğimiz var. Burada biz bu servisi oluşturduğumuzda kubectl komutunu kullanıyoruz yine. Ne diyoruz bu sefer? Kubectl get diyorum ama ne diyorum? Service istiyorum. Sadece değişmiş oldu. Yani pod yerine service istiyorum. Komponent ismi çünkü services. Burada bana my service diye getiriyor. Type'ı var. Bir cluster IP'si var dediğim gibi. Bu deploy ettiğinizde aldığı bir IP. Tekrar silip deploy ederseniz değişir. Bir external IP'si var. Burada none gördüğünüz gibi. Type'ından dolayı buna da geleceğiz. Kendi portu var. Ve yine hepsinde bütün komponentlerde bulunduğu gibi age mevcut. Şimdi bu labels and selectors mekanizmasından bahsedeceğim. Aslında bunların hepsinde size küçük örnekler yapmak isterdim. Fakat süre olarak çok yetişebilecek gibi değildi o şekilde kullandığımızda. O yüzden biraz daha bunları sözel olarak anlatacağım. Label ve selektörlerden bahsedelim. Şu sağ tarafta JSON formatını görmektesiniz, metadata bilgisini label olarak. Aslında bu neresi? Şurada metadata dediğimiz kodu açalım hemen tekrardan. Buradaki metadatanın içerisinde bulunan bir bilgi olmuş oluyor aslında. Bunun herhangi bir label'ı yok. Herhangi bir label olmadığı için güzel bir örnek olmaz bu. Geçelim o yüzden. Örneğin onun içerisinde k1 value 1, k2 value 2 şeklinde iki tane data olduğunu düşünelim. Kodun içerisinde, metadata bilgisinde, label'ın altında. Buradaki bu key'ler ve value'ler tamamen size kalmış. Yani kendi adınız, soyadınız da yazabilirsiniz. Herhangi bir sınırlandırması yok.
Sadece biz aslında bu podlarımızın üzerine etiket atıyoruz bunlar sayesinde. Mesela ben şuradaki metadata bilgisini kullanarak bir pod deploy ettiğimde label'ı özür diliyorum. K1 değeri value 1, K2 değeri value 2 olan bir pod üretmiş oluyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü ben aslında şuradaki servisin selektörleriyle bunları seçeceğim ki bu servis hangi poda load balance yapması gerektiğini bilsin. Bu kısım biraz önemli arkadaşlar. Hani anlamadığınız bir kısım varsa sorabilirsiniz aktif olarak. Ben müsaitlik buldukça cevaplarım chat kısmında. Burada şimdi daha güzel anlayacağız. Burada ne yapmışız? Podumuzun K1 app version V1 şeklinde. Burada dediğim gibi bunlar tamamen size kalmış isimler. Label'lamışız. Artık biz bu poda selektörü K1 app version V1 olan bir servisle load balance yapabiliyoruz. Bunun içerisinde yine 80 portunda bir Nginx imajı çalışmaktaymış. Peki MyService tanımının o zaman nasıl olması lazım? Burada gördüğünüz gibi labels'a dikkat edin, şuradaki labels'a. Burada da selektöre dikkat edin. Biz aslında oradaki label'ları burada select ediyoruz. Böylelikle bu servis artık bu poda erişebilir halde oluyor. Daha doğrusu erişebilir değil de load balance yapabilir halde oluyor. pardon. Şuradaki taglerden ben bir tanesini sildim mesela. Bunu silsem de yine de biz buraya load balance yapmaya devam edeceğiz. Biz dediğim servis. Servis buraya load balance yapmaya devam edecek. Niye? Çünkü K1 app olan bütün podları seçiyor. Bakıyor burada K1 app var mı? Var. Tamam, bitmiştir artık. Ben buraya load balance yapabilirim. Bu gerisine bakmasına gerek kalmıyor. Şimdi podların üzerinde bizim bir yapımız daha var. Bu asıl scale olma kısmı, daha doğrusu farklı instance'lar açabilmemizi, replikalar oluşturabilmemizi sağlayan kısım. Bunlarda nasıl pod ve servisler varsa, bunlarda replika setler. Bu replika setler sayesinde biz farklı instance'lar oluşturabiliyoruz. Bu replika setlerin basit bir görevi var. Her zaman ben ona kaç tane bu container instance olacak dediysem onu bana sağlamak. Tek görevi bu. Mesela burada bir tane pod öldüğü zaman replika set 3 tane olması gerektiğini bildiği için benim için bir tane daha oluşturacak. Ben 2 tanesini öldürürsem benim için gidip 2 tane daha açacak. Ya da ben daha sonradan replika setime bunu bir tane olmasını istiyorum dediğimde kendi seçmiş olduğu 2 tanesini benim yerime kapatacak. Şuradaki örneğe bakalım mesela. Şimdi biz buradaki replika set yamalını böyle alıp kullanmıyoruz normalde. Replika setlerin de aslında bir üst katmanı var. Hani podun üst katmanına replika set demiştik ya. Bu replika setlerinde bir üst katmanı var. Onlar da deployment dediğimiz şeyler. Aslında öyle kullanıyoruz. Ama yine de şurada sağ tarafta görsel olarak görün. Bu biraz daha komplike duruyor. Ama aslında yine çok basit. Neyi var bu sefer ekstra olarak spekleri içerisinde? Replika sayısı var. Yine bir selektörü var. Ve bir template var. Şimdi buradaki template aslında pod file. Pod'un YAML file vardı ya, ondan bir farkı yok. Çünkü bunun içerisinde bir pod olmak zorunda. O yüzden aslında içerisinde template olarak bunu söylemiş oluyoruz. Şuradaki selektör ve label bilgisinin zaten aynı olmak zorunda ki bu replika seti, hani bunların replika seti olduğunu bilebilsin şeklinde düşünebilirsiniz. Burada ne demişim yani aslında ben? Replika set example isminde bir replika set deploy et. Nginx stable alpine kullanan imajla container oluştursun template'inde ve bundan bana 3 tane oluştursun demişiz. Aslında solda gördüğünüz şey ortaya çıkmış oluyor. Hani şurada pardon. Mesela ne yapmıştık? Get pod demiştik değil mi? Get pod dediğimiz zaman şurada şöyle karmaşık birkaç bilgi var. Bir hash görmüştük. Bunun sebebi aslında bakın burada açıklanabilir. Biz demişiz ki burada template'te pod'un ismine
replika set example ismiyle oluşturmuşuz ya. Şimdi bu normalde 3 tane pod oluşturacak. Ama ne demiştik? Aynı namespace'te aynı name'le olamazlar yani. Birden fazla olamazlar. Çünkü unique olmak zorunda demiştik. O yüzden Kubernetes bizim yerimize sonuna oluşturduğu her replika set için bir tane pod koy, hash koyuyor aslında. Burada yine Nginx container'ımız var. Pod'umuzu oluşturmuş. İsmi ne olmuş? Replika set example bla bla. Neden? Çünkü replika set example koyarsa diğer iki tanesini açamayacak. O yüzden bizim yerimize böyle bir şey yapıyor. Peki diyeceksiniz, burada niye böyle bir tane değil de iki tane var? İşte bahsettim yani üstlerinde bir katman daha var, deployment dediğimiz. Bu deployment dediğimiz katman sayesinde bu oluyor aslında. Burada tamamen bir örneği var. Ben bu az önceki YAML file'ı kubectl create yaptığım zaman bana şu şekilde bir bilgi dönüyor. Zaten genel olarak bir tek bu bilgiyi döner Kubernetes. Daha sonra replika setleri sırala dediğimde replika set isminde bir replika setim olduğunu, 3 tanesinin şu an ayakta olduğunu, bunun 3 podu olduğunu ve zaten desired number'ının da 3 olduğunu bize söylemiş oluyor. Get pods dediğim zamansa gördüğünüz gibi 3 tane aynı poddan olmuş oluyor. Anlamadığınız bir yer var mı buraya kadar arkadaşlar? En azından böyle şey, hani hiç anlamadığınız. %100 anlaşılmıyor olabilir biliyorum da. Hızlı geçelim.